dünyada kaç yer vardır sabahleyin uykudan kalktığında mutlu kalkıyorsun ve uykunu almış olarak kalkıyorsun. Böyle ender bir yerlerden biridir Gökçeada'm. Mutlaka adayı bir kerez görün. Biz burada çok şanslı büyüyoruz, büyüdük. İki kültür büyüyoruz, zenginiz yani. Dolayısıyla Rumlardan bize geçen, bizlerden onlara geçen bir sürü hikayemiz, bir sürü anımız var, alışkanlıklarımız var. Mesela Rumlar o kadar azınlık olmalarına rağmen Gökçeada'da veya İmroz'da, yani iki ismi var Gökçeada'nın, İmroz ve Gökçeada diye. Mekanları, bizim mekanımız özellikle veya diğer mekanlarda çok rahatlar. Biz de azınlıklar eşitizdir. Hatta biz azınlığımıza daha iyi de davranırız İmroz'da. İki kültür yaşıyoruz biz Gökçeada'da. İki kültürü de söylemek bizim için zengin yaşıyoruz Gökçeada'da. Rumlar ve Türkler. Çocukluğumuzla beraber büyüdük. Ve dolayısıyla Gökçeada'nın havasından, suyundan, etkenlerinden etkilenen ve eskiden kaybolmuş lezzetleri özenle yapmaya çalışıyorum. Biz çocukluğumuzda bayramlarda Rum evlerine giderdik. Onların bayramlarını kutlamaya. Bebek yani 7-8 yaşlarında, 6 yaşlarında. Ve o günleri özlemle beklerdik. Bayram olsun. Rumların da biz gidelim evlerinde kurabiye yiyelim. Yıllar sonra tabii patiser işi, pasta işi yapmaya başlayınca bu kurabiyeyi yapmak istedim. Bir sürü adamla beraber bu kurabiyeyi yapmaya çalıştık. Ama bir türlü mümkün olmadı. Bir 3 yıl kadar zamanımız geçti. En sonunda bir gün bir arkadaşım bu kurabiyeyi yapsa Efi yapar dedi. Ve sonra buluştuğumuzda kurabiyeyi yaptım adını Efi. Ve kurabiyenin adı Efi Badem oldu. Müslümanım, Trabzonluyum. Buraya geldikten sonra 1973'te yerleştik yerimize, evlerimize yerleştik. Rum arkadaşlarımla aynı okullarda okudum. Aslında biz Rum köyüne bağlıyız. Dereköy Şahinkaya Mahallesi. Benim arkadaşlarımla hepsine böyle aile gibi büyüdük, aile gibi geliştik. Bizim cenazemiz oldu mu, onlar bizim cenazelerimize gelirdiler. Köyün papazı bile gelirdi, safta dururdu. Yine hürmetkar olarak biz de onların cenazelerine giderdik. Yani mesela İstelio Sofyanova benim çok canlı arkadaşım. Ben taksiciyim. Köyden geldi benim taksiyi aldı, beni aldı. Karısını hastaneye getireceğim. Hastane yok, sağlık ocağı işte o zamanlar. Kadın benim arabanın içinde doğum yaptı. Bak bunu hiç hayatım boyunca unutamam. Ve yıllar sonra bunlar gittiler tabii o 74 harbinde, 75 harbinde. Oğlu oldu o zaman. Ben yıllar sonra evvel bir sene geldi beni aradı, buldu burada. Ya dedim siz kimsiniz? Dedi ben senin arabanın içinde doğan çocuğum dedi. Bundan daha güzel şey var mı? 15 günde evimde onları misafir ettim. Çok mutlu. Hala görüşürüz şimdi. İstanbul doğumluyum. Rum vatandaşıyım. Çok uzun yıllar özellikle hem kendi Rum toplumumuzla ilgili hem de azınlık toplumlarıyla ilgili konuları sosyal sorumluluk projesi anlayışıyla empati duygusunu güçlendirmek gerekiyor. O zaman da şüpheler, endişeler, ötekileştirmeler, hedefleştirmeler ortadan da kayboluyor. Atina ve Selanik'te çok canlı olan bir İmrozlar nüfusu var ve İmrozlar dernekleri var. Onlar çok aktif davrandılar uzun yıllar boyunca. Onların bu bağlılığını, bu aidiyetini canlı tuttular. Yeni doğan nesilleri hep İmroz'la bütünleştirdiler, bu köprüyü kurdular. Folklorlarını, kendi şivelerini, aksanlarını, yemeklerini, geleneklerini, hepsini korudular. Yunanistan'dan gelenler kendi Türkçelerinin eksikliğinden şikayet edip orada ders öğrenmek istiyorlar, yani lisanı geliştirmek istiyorlar. Buradaki nüfus Gökçeadalılar Yunanca öğrenmek istiyor. Gerçekten de büyük bir karşılık görüyoruz bu konuda. Ama Türkiye'nin sanıyorum dünyada ve Orta Doğu'da bu kadar göç veren bir coğrafyada göç alan yerlerden tek olduğunu düşünüyorum. Yani Tepeköy'de 20 kişilik bir nüfusa düşmüştü Tepeköy. Şimdi canlı, okulu olan, cıvıl cıvıl öğrencilerin çıktığı, spor tesisi oluşan, yaşayan bir nüfus, bir toplum haline getirdik. Bizlerin, yani genel olarak Türkiye'de yaşayan, yurt dışında yaşayan Rumların en büyük projelerinden bir tanesi, başarı öykülerinden bir tanesi, Gökçeada 50 yıl sonra tekrar okulların açılmasıyla alakalı projedir. Anaokulundan lise sonuna kadar 3 tane çocuğumuz var. Samimiyetle ifade edeceğim, son 20 yılda büyük değişimler oldu. Fakat benim için en önemli şey,
bizim artık gündemde eşit vatandaş olarak hakkımızı arıyor olmamızın sağlanması, medyaya kendi ihtiyacımızı, kendi söylemimizi taşıyabilmemiz, devlet yetkilileriyle konuşabilmemiz, devlet makamlarıyla ve bütün makamlarla, bakanlık, başbakanlık varken, cumhurbaşkanlık, bütün dairelerle, makamlarla konuşuyor olmamız, bizim için yani muhatap alınmamız çok çok önemli. Benim için en büyük kazanım bu. Kendimizi ve şarj olmamızı sağlayan, var olmamızı hissettiren ve muhatap alınmamıza vesile olan siyasi irade.